Merhaba Tamindir ziyaretçileri. Bugün yine birbirinden ilginç ve eğlenceli oyunlarla karşınızdayız. Arkadaşım Alper'le sizlere hepsini sırada bulunacağız. Bugün su almışsın. Evet. Sağlıklı yaşamın başladın. Ne yaptın? Hayır abi. Şimdi oyun severleri bilinçlendirmek için su getirdim. Genelde oyun oynadığın zaman kaç saat oynuyorsun abi? Başında ne kadar duruyorsun? Saate bakmıyorum. Uzundur herhalde. Yeterince uzun. Hiç oynarken başına... 4 saat diyelim. Oynarken başını aradım abi. Oynadım abi. Gözlük işte tam... sebebi bu. Çünkü su içmiyorsunuz arkadaşlar. Oyun oynarken su içersen... Ben gözlükten diye düşünmüştüm. İşte neyse, haftanın gereksiz bilgisi de buydu. Biz bence direkt konulara geçelim. Mother of Myth. Mother of Myth'ten bahsetmek istiyorsun. Güzel. Mother of Myth, gir sen abi. Hack and Slash oyunu. Ücretsiz galiba. Ücretsiz. Android içinde, iOS içinde ücretsiz. Çok başarılı görsellere sahip oyun. Harika. Eğlenceli. Antik Yunan'a götürüyor bizi. Hı-hı. Keyifli bir oyun. Titanlarla kırpışıyorsun. Evet. Zeus'tur, Athena'dır, işte Hades'tir, bu tarz tanrılarla işte mitolojiye biraz meraklıysanız oynamanız gerektiğini düşünüyorum ben oyunu. Alper sen ne düşünüyorsun? Abi benim dikkatimi çeken, şimdi piyasada çok fazla hack and slash oyunu var tabii ki. Diablo'ya benzeyeni çok. Onun gölgesi de Dungeon Hunter falan vardı arada. Aynen, hani hack and slash, dungeon crawler bu tarz oyunda çok karşılaşıyorsun ama bu oyunda gerçekten kasmışlar abi. Şu anlamda sinematikler gerçekten çok iyi. Seslendirmeler yapılmış ve hani nasıl desem, kaliteli konsollarda, yeni nesil oyunlarda çıkan kaliteli bir seslendirme var. Oyun işte bakıyorsun arayüzü güzel, işte ne bileyim hasar, dinamik falan filan dengeli bir şekilde yapılmış. Evet. Ve özellikle dikkat çekilen husus da hani sadece şey değil, oyun dünyasında değil, büyük basın kuruluşları da çok tanıtım yaptı. Mesela Guardian gazetesinin teknoloji ekinde bile işte bu yılın belki de en makyajlanmış güzel oyunlarından biriydi Android için falan. Bu anlamda görmeye değer, ücretsiz olması tabii ki sizin hiçbir fedakarlık yapmayacağınızı gösteriyor. O yüzden çok tavsiye edilirsin. Tavsiye ediyorsun. Dikkatimi çeken bir noktası daha var. Facebook arkadaşlarımızla arenada kapışabiliyoruz. Ha evet. Bu ilginç bir ayrıntı. Sevmediğiniz arkadaşlarınız varsa arenaya davet edebilirsiniz. Bir yandan da kafama şey takılıyor ama işte. Facebook'ta oyun davetiyesi bana çok antipatik geliyor. Çoğu insan onları reddediyor aslında. Ya yükleyen varsa artık. Hani sonra sıfırdan kimse ekleyemezler de. Oyun böyle bir şey. Bir başka oyun, Overkill Mafia. Şimdi mafya dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor abi? Mafya geliyor, mafya oyunu. Evet, yani işte İtalyanlar, Amerika, evet. Zeytinyağı ama aslında karanlık ticaret, işte politik bağlantılar falan filan. Bu oyun güzel bir oyun aslında. Çünkü görselleri, çizgi romanları andırıyor. Ama oynanış biçimi çok da güzel değil. Ben sevmiyorum açıkçası. Ya ama ben oynadım. Beğenenin çok açıkçası. Aynen, seven çıkacaktır. Ben oynadım. Ne, nasıl desem böyle, girdim menüye, upgrade seçenekleri falan, güzel dedim bu oyun. Bir başladım oynamaya, işte tek düze bir oynanışı var. Grafikler güzel, hani şu hissi veriyor. Daha iyisini yapabilirlermiş ama burada bırakmışlar. Bu hissi aldım ben. Yani, ve hepsi sonra tek düze belki gidecek, ben eminim bu oyunda. Aynen, yani bakıyorsunuz ara yüzde rakipler geliyor, siz kontrol edemiyorsunuz karakteri. Barda falanız böyle, ateş ediyoruz, adamlar geliyor. Adam mıhlamacı, işte daha iyi mıhlamak için... Kafasından falan var. Aynen, işte kazandığın parayla silah upgrade yapıyorsun. Ve hani sürekli aynı koşuşturmaca. Halbuki aslında mafya dünyası bence hikaye konusunda zengin bir dünya. Evet. Onu işlememiş olmaları üzücü bir şey tabii. İşte yarıda bırakmışlık hissi var. Hani böyle kalsın demişler gibi geldi bana. Ama işte shooter oyunu seviyorsanız güzel bir ambiyans, harika bir çizgi roman ortamı tavsiye ediyoruz. Yani shooter kısmını da çok iyi yapamamışlar aslında. Ya ama hani işte... adamlara vuruyorsun işte merminin girdiği yer belli değil. Yani maket vurur gibi. Ha anladım. Ama işte o da seveni de var çünkü bazıları işte mesela zombi konusunda midesi bu anda. Artık her fırsatta onun da işte şiddetin de bir abartısı var işte. Hani adam ufacık bir delik açacak, her taraftan kan fışkırıyor, bağırsak geliyor. Onu da sevmeyen çok. O yüzden aslında daha kullanıcı dostu olduğunu düşünüyorum ama tabii artık tüketici bunu kendi karar vermesi evet lazım. O zaman sıradaki oyuna geçelim. Nancy Drew, Ghost of Tarantino. Evet, bu enteresan bir oyun. Şimdi Her Interactive adını kuruluş PC ve Mac için abi 15 senedir bir oyun serisi çıkartıyor Nancy Drew diye ve 28. oyununu yaptılar ya, hani 28 tane oyun. Açıkçası... Hep aynı hikaye etrafında dönüyor. Gibi evet, yani ama çok da dikkat çekici bir oyun değil bence. Ama işte bu büyük sürpriz neden? Çünkü ilk kez Android'e oyun yapıyorlar 28. oyunları. Şimdi iOS'ta da The Ghost of Thornton Hall diye geçiyor. Android'de nedense Ghost of Thornton diye kısa geçmişler. Neyse, hani ararken zaten işte direkt Hall yazmalar arasanız herhalde iki platform içinde bulunabiliyor. Oyun FPS kamerasından
point and click adventure, yani işte artık bulmaca çözüyorsun haritada dolaşıp, biraz polisiye, biraz dedektiflik, biraz doğaüstü, korku elemanı, hayaletler falan evet. Var. Oyunun işte hayret uyandıran özelliği ise aslında tamamen neredeyse PC grafiklerine sahip olması ve harika bir optimizasyonla Android cihazlarda takılmadan çalışması. Yani şikayet genelde şeyde geliyor, oyun ilk açıldığı zaman bir yavaşlama var menüde ama oyun başladığı andan itibaren her şey çok akıcı. O toparlamış. Android'de mi var bu? Android'de de var, iOS'da yok galiba, bildiğim kadarıyla yok. Anladım. Ama işte oyun ücretsiz diyoruz ama şöyle bir şey de var, bir kanca atmışlar olaya. Mutlaka. Bir saat ücretsiz oynayabiliyorsun. Yani bir saat içinde bu oyuna bakıyorsunuz arkadaşlar, size hitap ediyorsa ki zaten bir saatte oyunun mekaniğini anlamış olurlar çünkü çok inanılmaz bir introsu, aşırı uzun giren bir hikayesi yok. Zaten 28. oyun artık hikaye kendini belli etmiştir bir şekilde. Bir önceki oyunları da referans alıp da göz atabilirsiniz. Eğer gerçekten buna değeceğini düşünüyorsanız bence almaya değer. Fiyatı? Fiyatına bakmadım abi. Ha. Ben ama ilk bir saatten sonra ücret oldu. Açıkçası hatta 45 dakika oynadım. Öyle diyeyim ben sana. Bir saatte gelmeyeyim. Ama mantığı var. Üniversiteye tam 15 dakikadan almak sayılık keşke. Abi işte sen kendin yükleyip oynasaydın ya. Bir saatin senin olurdu. Aynı account'ta oynamak zorunda değiliz ki. İşte sıradaki oyuna geçelim. Evet, Monument Valley. Bence listedeki en iyi oyun. Bence de öyle. İşin ücretsiz olmama kısmı biraz sıkıcı. Yani ücretsiz değil de, hani ücretlinin de yıkılı çıkarmışlar. Aynen. Ya şimdi fiyat açıkçası 8.50 ama bu bir yükseldi, bir alçak düştü. Bu oyunun fiyatı çok değişti. Ben onu takip ettim. O şeyden kaynaklanıyor. Çok tuttu oyun. Tuttu oyun yani. Çok tuttu. Mimari paradoksları seven arkadaşlar varsa bu oyunda çok rastlıyorsunuz. Çünkü sonu çıkmaz merdivenler falan. Hep aynen. Gazeteler, şey gazete diyorum, internette falan karşılaşıyoruz ya. İşte şuradan yol vardır, orada aslında yoktur, duvarla çıkar falan. Oyunda harita çok iyi abi. Haritayı çeviriyorsun. Aslında 3 boyutlu bir zekayla değerlendirdiğin zaman olması gerektiğini düşündüğün şeyler olmuyor. Farklı şeyler görüyorsun. 10 tane bölüm var sadece. Oyunu bitirirse kadar 10 bölüm oynuyorsun ama bir bölümü her defasında yeniden oynadığında sana yeni bir oyun deneyimi sunuyor. Yani. O anlamda güzel. Ya yani her bölümün bir son şeyi yok, çözümü. Yok, yani farklı oynayış tarzları var. Zaten nasıl desem, oyunun temelinde herhangi bir görev tamamlama yok. Şimdi oyunlarda farklı konseptler oluyor bazen. Bazen işte oyunda size verilen görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Bazen hani daha sanatsal uğraşan insanlar sana bir şey pazarlamak istiyor aslında, bir oyun deneyimi, hani bir doğaüstü dünya diyeyim ben sana, hani hayal gücünün sınırlarınızda olacak bir şey. Bu oyun bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor. Sadece 10 bölüm dediğim gibi ama her defasında farklı keşfedeceğin şeylerle mutlu olursun. Ve hani görseller şahane, bulmaca tabanlı bir oyun, işte konuşamayan bir prensesi falan filan oynuyorsun. Ve işin güzeli sadece şey değil, hani görseller değil, müzikler de muhteşem bir ambiyans sağlamış oluyor. Hani bunu mümkünse zaten kulaklık takıp oynayın. Çok başarılı yapmışlar oyunu. Bence de yani grafikleri bile oyuna merak uyandırıyor. Hani deneyim hissini uyandırıyor bence denenebilir. Ben bir de minimalist şeyleri seviyorum. Evet. Bu oyun çok minimalist yani. O dikkatimi çekti. Öyle gereksiz efektler, aynen, şeyler falan yok. Tamamen işte o ikonografi üzerine kurulu. Basit ama gerçekten canlı ya da işte estetik şeyler görüyorsun. O anlamda gerçekten iyi iş çıkartmışlar. Sıradaki oyun The Chap. Evet. Bu haftanın saçma oyunu kategorisine aynen. Şimdi zaten haftanın saçma kategorisi olarak seçtik ama bir yandan da oyun aslında güzel arkadaşlar. Öyle bir olay sen anlatıyorsa ilginç bir konusu var. Konuşur şimdi. Klasik bir Amerikan erkeği, obezite, işte televizyonun karşısında yemek yerken boğuluyor muydu, kalp krizi mi geçiyordu bilmiyorum ama mefta oluyor arkadaşlar şöyle kiloları yüzünden. Ve tabii işte iyi bir insan olduğu için melekler onu cennete sürüklemeye karar veriyorlar ama o kadar ağır ki. Ellerinden kayıp düşüyor abi. Cehenneme düşüyor. Öyle bir çakozlanıyor ki yere şey oluyor, hani yerin de altına gelip cehenneme düşüyor. Hani zaten kostümü hazır bu arada, melekler cennete taşıyacaklar ama hani kanatlar var falan filan. Bu biraz bile aptal bir karakter, hani çok da zeki değil. Çakıldığı zaman neye uğradığını şaşırıyor. Hayatı sırf yemekten ibaret olan bir karakter, bir bakıyorsun karşısında şey görüyor, kötü aşçılar görüyor falan böyle. Yemeğini çalıyorlar falan filan. Gerçek cehennem bu olmadı falan. Bir de tabii bir şişmanın en büyük kabusu. Aerobik kıyafetleri içine giriyor. Öyle bir gerçek de var yani. Yapmanız gereken şey, sen oynadın bayağı ya da benden çok oynadın aslında. Koridor gibi bir şey var, bölümler koridor gibi. Yemekler serpiştirilmiş. İşte marbuldur, ettir, tavuktur, pasta maslanlar var. Onları toplamaya çalışıyoruz. İlk bölüm kolay, hiçbir engel yok. İkinci bölümde, üçüncü bölümde işte yanında böyle küller falan.
yanmış mangalda bıçaklar. Onlara ulaşıyor. Çatlamaya çalışıyoruz onlara. Öyle ilerlemeye çalışıyoruz. İşte her bölümde de bir tane yemek var. Topladığımız malzemelerle o yemek oluyor. En sonunda tıklıyoruz ekrana, yiyor onu. İşte yine yemeye devam ediyor cehennemde olmasına rağmen. Boğazı düşkün olup ölen bir insanın cehennemde hala yemek peşinde koşturma macerası. Ya görseller bence çok güzel. Hani güzel. Şimdi inanılmaz emekler harcanmamış ama ben o karikatür havasını sevdim. Evet, karikatür havası var. Kontroller de güzel. Mizah anlayışı güzel. Aynen, işte dediğin güzel. Gibi o harekete duyarlı kontrol falan filan. Tilt'le yönlendiriyoruz karakteri. Yani ekranı şu şekilde çevirip işte karakteri evet. Nereye yönlendireceğinize karar veriyorsunuz. O anlamda güzel olmuş baya. Benim de hoşuma gitti. Bu haftalık da bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Eğer bitirmeden önce tabii bunu da söylemek lazım. Anmadığımızı düşündüğünüz, tavsiye ettiğiniz başka oyunlar varsa lütfen yorumlarınızı bildirin. İyi günler.